Şimdi az önce ekrana geçirdik. Kendi böyle bir omurga olarak nitelendiriyor. Söylediği, savunduğu, vazgeçilmez dediği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte getirilen 50 artı birden artık çok şikayetçi Erdoğan. Şimdi bunun perde arkasında mutlaka bir şeyler vardır. Amaçlara baktığımızda, oyunun stratejisinin nasıl kurulmaya çalışıldığına baktığımızda, belki Bahçeli ile 50 artı 1 tamamlanamıyor o yüzden, ama belki de bir kronometreyi sıfırlama isteği. Çünkü sistem değişirse kronometre sıfırlanacak. Gündemde de yeni anayasa konusu, yargı krizinden Erdoğan'ın hemen çekip önümüze koyduğu başlık halinde. Ne yapılmaya çalışılıyor? Bir sistem değişikliğine gidilir mi? Ya siz konuşurken aklıma 16 Nisan 2017 tarihinden önce bugün Cumhurbaşkanımızın Almanya dönüşünde söylediği, bakın 56-1 ahlaksız ya da gerçek olmayan ya da sahte birliktelikleri ittifaklara sebebiyet veriyor. Küçük partiler hak etmediği bir imkan kazanıyor. Evet. Bunlar yanlış. İşte altılı masa, 16'lı masa. İşte altılı masa, bir gündemde altılı masayı konuşuyoruz ama Erdoğan'ın kurduğu masada da en az 5 tane Evet. siyasi parti var. Orada da bir masa kuruldu ve Erdoğan belki istemeyerek o küçücük partilere sandalye vermek zorunda Ama kaldı, kendi değil mi? masasından şikayetçi mi bilmiyoruz. Masayı alt, Tabii. şey şikayet altılı Onların masadan geliyor. onu duymuyoruz. Ama bunun bir şikayet olduğunu anlayabiliriz buradan. Bir şikayetlenmesi var diye görebiliriz. Ama gülümsememin sebebi şu, siz bunları söylerken 16 Nisan 2017'den önce bu metin, yani anayasa değişikliği metni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip olağanüstü hal rejiminin altında bu rejim övülerek anlatılırken, ben televizyonda Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini söylüyordum. Diyordum ki bakın bu çok yanlış, böyle bir 150 artı 1. Çünkü Türkiye siyasi parçalanmışları olan, daha doğrusu bir çeşitliliği olan bir ülke. Böyle bir ülkede siz işte bir grup AK Parti şapkasında toplansın, öbür grup CHP şapkasında toplansın. %65'e %35 zaten Türkiye'de sağ sol dengesi. Biz sonsuza kadar iktidarda kalırız. Mantığı geçerli olmaz. Ve dedim bu siyaseti daha ahlaksız bir noktaya, bu masaları daha bir içinden çıkılmaz çıkar ilişkilerine götürür. Bugün olduğumuzdan daha geri gideriz demiştik. Şimdi neyi merak ediyorum Ülke Hanım, biliyor musunuz? O programda %50 artı bir savunan anayasa hukukçuları ve hukukçular şimdi %50 artı bir iyi bir şey değil diye savunacaklar ya. Ne olur o hukukçuların ya da o siyasetçilerin bu açıklamalarını, 2017'deki açıklamalarını bulun. Bugün yarından itibaren yapacakları açıklamalarla kıyaslayın. Hukukçu Evet. ilkeli duruşu olan adamdır. Evet. Dolayısıyla ne değilse bugün öyle konuşmaz işte. Şimdi AB ülkenin kötülüğüne hizmet etmiş olursunuz o zaman. O gün inanarak bunu söylemiyorlardı. Bugün de inanarak söylemeyecekler. Mesele şu. Şunu artılı koyalım. Türkiye uluslararası derecelendirme meselelerinde, yani ülkeler biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'deki bazı komisyonlar tarafından tüm ülkeler demokrasi endeksi, adalet endeksi altında sınıflandırıyorlar. Türkiye artık seçim yapabilen bir otokrasi, adını koyalım. Bu bir başkanlık rejimi değil. Bu bir parlamenter rejim değil. Tek kişiye, bir cumhurbaşkanına, adı neyse artık, teslim edilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu bugün Sayın Cumhurbaşkanı güvenilir bulunabilir. Ama yarın başka biri seçilip de başka bir şekilde ülkeyi bir felakete sürüklemeyeceğinin garantisi nerededir? O yüzden denge denetleme mekanizmaları önemli. O Çok. yüzden şöyle bakılıyor. Bakın 22 yıldır iktidarda Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla benzer örneklerini dünyada gördüğümüz gibi artık ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalmak istiyor. Asıl bu işin ana fikri Sayın Cumhurbaşkanı'nın ömrünün sonuna kadar bu makamda kalmak için yaptığı bir hamle olduğunu görmemiz. Çünkü bu Türkiye'de ilk defa olmuyor. Dünyada pek çok örneğinde bunu kulakları çınlasın, iyi anayasa hukukçuların hepsi benden daha iyi bilirler. Hep böyle olmuştur. Uzun süren iktidarlarda iktidardaki lider asla gitmek istemez. Çünkü siz demokratik olmaktan çıkmışsınızdır. Devlet dediğimiz yapı 1600 yıllarda Thomas Hobbes'un söylediği gibi Lavitian,
Yani bir canavara dönüşebilir. Çünkü devlet eğer hukukla sınırlı olmazsa vatandaşı ezebilir. Bu yüzden hukuk ve adalet lazımdır. Türkiye'nin de hızla hukuktan çıkarak, adaletten çıkarak bu noktaya doğru hızla sürüklendiğini düşünüyorum. Evet. Bu sebepten dolayı artık Türk halkının demin referans ettiğimiz 2010 referandumu, 2014 yapısal değişiklikleri, 2017 referandumdaki gibi siyasi iktidarın referandum diye sunduğu ama aslında plebisit olan, yani aslında oyladığı şey hakkında halkın bilgi sahibi olmadığı meselelerde artık siyasi iktidara güvenmemesi, geçmişte yapılan anayasa değişikliklerinin kendisini ne hale getirdiğini, her şeyi bir tarafa bırakırsak ekonomik olarak nasıl savrulduğumuzu görmesi ve artık demokrasiye sahip çıkıp Türkiye'nin yeniden demokratik bir parlamenter sisteme kavuşması için elindeki oyu doğru kullanmasını bekliyorum. Evet, Sayın Ruşen Gültekin, biz de sürekli size soruyoruz, sizin gibi pek çok isme soruyoruz. Neden? Aslında oyunun nasıl kurulduğunu, neler planlandığını, neler...